Premier Lig'in 16. haftasında Goodison Park'ta önemli bir maç. Özellikle de baş altı takımları ilgilendiren bir karşılaşma. Everton Tottenham'ı ağırlayacak. 6. sıradaki Everton'ın 23. Son haftaların formda takımı Tottenham'ın ise 4. sıradaki Tottenham ise 26 puanı var. Avrupa Ligi'nde hafta arasında Panathinaikos'u 3-1 ile geçti ve ikinci oldu. Yine Fenerbahçe'nin potansiyel rakiplerinden biri oldu Tottenham Hotspur ve Gareth Bale'in yokluğunda kazandılar maçı. Gareth Bale bu karşılaşmada da olmayacak. Dolayısıyla Tottenham'ın Bale'siz Premier Lig macerasına şimdi bakacağız bu karşılaşmada. Zor bir deplasman. Everton'ın son 3 maçı 1-1 berabere bitti. Norwich, Arsenal ve City deplasmanı. Bunlardan bir kısmı anlaşılır ama Norwich maçı mesela anlaşılmaz gibi gözüküyor. Son 9 maçın 7'sinde berabere bittiğini söyleyelim Everton açısından. Miralas'ın yokluğunda ligin başındaki o fırtına Everton gitti. Biraz daha işi idare eden, zor gol bulan, Fellaini'nin kafasına veya zekasına bakan bir takım haline geldi. Defansif anlamda hem kaleci Howard hem onun önünde oynayan Jagielka, Distan, sol bekteki Baines çok tecrübeli oyuncular. Dolayısıyla orta sahada da Leon Osman gibi daha defansif yönü ağırlıklı orta saha oyuncuları var. Dolayısıyla çok zor gol yiyen bir ekip Everton. Ama ileride de dediğimiz gibi yaratıcılık konusunda biraz zorluk çekiyorlar. Fellaini'ye bakıyorlar son haftalarda. Aralarında oynadıkları maçlara baktığımız zaman ev sahibi takımın daha avantajlı olduğunu görüyoruz. En son Tottenham'ın Goodison Park'ta galip geldiği sene 2007. Yani 5 senedir kazanamıyorlar. Son 2 maçı da Goodison Park'taki son 2 maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla Everton kazanmış. Beraberliği az bir fikstürden bahsediyoruz. Tottenham ise son 3 maçın 3'ünü de kazandı. West Ham'ı, Liverpool'u 3-1 ve 2-1'lik sonuçlarla yendi. Daha sonra Fulham deplasmanında 3-0'lık bir galibiyet aldı. Villas-Boas için işler yolunda gözüküyor. Premier Lig'de dengelerin çok kolay değiştiğini, çabuk değiştiğini görüyoruz. Bundan aşağı yukarı işte 3,5 hafta önce Arsenal'a 5-2 yenilmişti Tottenham. O karşılaşmada kırmızı kart, önce gol atıp takımını 1-0 öne geçip sonra kırmızı kart görüp 10 kişi bırakan Adebayor, dün Panathinaikos karşısında 3-1'lik maçta golü olan Adebayor'un cezası bitti. Dolayısıyla bu karşılaşmada o da Defoe'yla birlikte yer alabilir. Everton açısından en endişe verici gelişme bu olsa gerek. Gareth Bale'in yokluğu Tottenham'ın özellikle ileriye gidişinde problem yaratabilir. Özellikle de Everton gibi bir takıma karşı. Dolayısıyla ben bu karşılaşmadan ille de alt çıkacağını düşünüyorum. Az gollü golü atanın kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum. Maçın skor tahmini sanki 1-0 ama iki taraf da kazanabilir. Dolayısıyla alt oynamanızı tavsiye ederim.